12. hafta iyi pazarlar günün modası 5-2. Beşiktaş İstanbul derbisinde 5-2 kazandı evinde Vodafone Park'ta ve 2. İstanbul derbisinde günün Fenerbahçe bu kez Atatürk Olimpiyat Stadında İstanbul 5-2 mağlup etti. Ee, özellikle maçın son 10 dakikasında daha da e, fark açılabilirdi. İstanbulspor karşısında 3 puanı cebine koyan Sarı Lacivertli takım maç eksiğiyle Adana Demirspor'un da 2-0'dan 2-2'ye yakalandığı günde puan farkını 3'e çıkardı. 11 maçta topladığı 26 e, puanla zirvede Fenerbahçe, Adana Demirspor, Beşiktaş 23 ve 22 puanla takip ediyor. Galatasaray'ın da 21 puanı var. Galatasaray-Fenerbahçe 11 maçta. Adana Demirspor, Beşiktaş 12 maçta bu puanları topladı. Az sonra puan durumu üzerinden de hocamızın yorumlarını alacağız. Ama sıcağı sıcağına bugün ikinci 5-2'yi nasıl yorumlayacak hocamız? Sözü ona bırakalım. Evet. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Ee, bu yıl Fenerbahçe'nin Voleybolda da, basketbolda da, tabii bütün dünyada da öyle, Amerika dışında futbol takımları, kulüplerin Lokomotif. lokomotifidir. Biraz Yunanistan'da farklı hocam. Öyle mi? Evet. Basketbol bir tık Biz önde on, mesela, Panathinaikosol'un önünde. Tamam, yani. Kamboçya'yı bilmiyorum, onu sen... <laughs> Estağfurullah. Şimdi... Tarihi kulüplerden bahsediyoruz. Dönem dönem her kulübün çok önemli sezonları vardır. Fenerbahçe'de e, bu yıl 8. yılı mı veya 9. yılı mı şampiyon olamadığı 8. Tarihin rekorunu evet. kırmıştı. Daha önce 6 sene sadece. Bundan 2 yıl önce <laughs> şampiyonluk yarışında son 2 haftaya gelmişti fırsat. İstanbul Sivas Spor Maçı'nda olmamıştı. Geçen sene erken koptu. Ama geçen sene bu sene devredilen bir önemli bir konu vardı. O da Fenerbahçe Kadık e, ligde oynadığı 14 maçı S hiç maç kaybetmedi. E, İsmail Kartal döneminde Başakşehir'e içeride 1-0 mağlubiyetten sonra 14 hafta boyunca maç kaybetmedi. içeride dışarıda. Bu yılda 11 maç oynadı. Yani 25 maçta bir mağlubiyet var. Konya maçı. Lig maçında. Depra, şeyde, Eskişehir'de. Geçen yıl ben kalan oyuncular var ya bu Taraftar, yönetim, camiada bir moral etkisi oldu geçen sene. Ee, şu da var tabii. Ali Bey'in başkan olduğu dönem Fenerbahçe ikinci olmuştu. 16 kişilik kadrosuyla, 17 kişilik kadrosuyla. Aslında ortalama bir kadro idi. Bu aldatıcı oldu o yeni gelen yönetimi. Aa bizim kadromuz iyiymiş. işte biraz süsleme yapalım bunları. 3 4 oyuncu alalım falan. Aykut Hoca'nın yani. bıraktığı takım. ben sonra evet. işte Koku mu gelmişti kim yani? <laughs> koku geldi, Filip Koku. Ee, hayır hayır ikinci bırakan Aykut Kocaman'dı onun memesi. Hayır ondan sonra diyorum işte kimle hmm. başladı fena başladı. Koku koku, koku işte. Evet. Sonra o yardımcısı. şey oldu o yıl abi son ana kadar geldik ama sonra işte sık teknik direktör değişikliği. Bunların içerisinde şeyi koymak doğru değil ama yine de koyalım Hoca <laughs> bir ara Zeki Hoca falan vardı. Kuman. Ondan sonra bu yılı öylesine bir e, scout ekibiyle birlikte öylesine bir ince eleyip sık dokuduklar ki onu görebiliyoruz. Derler ki <laughs> bu yarışın geniş kadrolar götürür. E, bir, öncelikle teknik direktör geçen yıl başarılı olmasına rağmen İsmail Kartal için söylüyorum. Öyle bir teknik direktörü getireyim ki mesela Balerin İsmail de sonradan geldi. Sekizincilikten altıncılığa çıkarmayı başarı gözüktü. Şeyin öyle değil. İsmail Hoca başarılı olmasına rağmen ya Ersun Hoca geldi. Tamam Fenerbahçe taraftarı seviyor. İşte o koku geldi. Tamam. Birkaç tane daha Kuman, bir Kuman geldi. Ama dedi hoca Geçen sene Pereira'ya geldi, hocam, per Erol Hoca geldi. Yani. Pereira geldi. Ya yani ben böyle böyle bir hoca getireyim ki şampiyonluklara çok alışık olsun. Kariyerinde bir 10 tane yapıştırmıştır, değil mi kupa? Tabii. Lig lig kupası, Spor, Sadece, Spon, Benfica, tabii. öbürleri e, Flamengo, Flamengo. Evet. E, çok tecrübeli ve Akdeniz ülkeleri yani bizim gibi ülkelerin de sempati duyabileceği bir teknik direktör profili. Benfica'da izlerken biz onun onun böyle bir şeyi enerjisi vardı, vardı. Enerjisi vardı. <laughs> Fenerbahçe'de teknik direktöründe Fenerbahçe kulübü bu kez doğru seçim yaptı. Doğru seçim yapmakta kalmadı. Neden? Öyle bir kadro yaptı ki bu kadroyu yönetmek 3-4-3'ler, 4 4 ile kondisyonla falan olmaz. Bunları yönetebilen, idare edebilen bir teknik direktör gerekiyor diye düşündüm öyle de yaptı. Hem geniş birbirine denk oyuncular evet. hem de Avrupa Kupalarında da oynayacağı için öyle bir teknik direktörü getireyim ki sizin çok affedersin Feriştahınızı yönettim ben diye bir teknik direktör olsun. Brezilya'da çok önemli oyuncular. Benfica'da çok önemli oyuncular. Sporting Gizmon'da aynı şekilde büyük oyuncularla çalışmış. Hem de genç oyun, yaşlı ha bir de büyüttüğü büyü, oyuncular. Büyüttü oyuncular gelişim kaynağı. Dakika 90'a doğru gelirken Fenerbahçe arkada bir hazırlık pası yaparken çıktı. Ben o konularda dikkat ederim. Hani böyle atlayıp sıçlamasını pek ölçmem ben de. En solda Salai sol stoper çok uçtaydı. Delirdi. Gel böyle diyor. Gel böyle diyor. Niye diyor? Top Fenerbahçe'de. Ya kaybedersek topu Evet. Bu bir taktiksel olarak oyunun içerisinde kaldığını gösteriyor. Bir de çok tavizkar değil taktiği ile ilgili. Yani oyun rotasyonu yaparken çok taktikle oynarsanız da olmaz. Esnek bir teknik adam. Oyuncular artık üçlü oynarken kim nerede duracak biliyor. Dörtlü oynarken de biz nasıl iki buçuklu oynayacağız biliyor. O yüzden ara transferi var. Hı hı. iki 1 oynatırken. Ortaya sarkması. Onun önüne Zayt'si oynatıyor. <laughs> yani şimdi bir hatırlayalım. Sa arkadan başladığı zaman Fenerbahçe üçlü kalıyor. Bir bakıyoruz Alioski ile şey orta sahada şurada. Ara burada. Ferdi burada. Zayt burada. İrfan Can burada. Emre Mor burada. Çift Santifor dönüyor. İlk kez de baksınlar arkadaşlar muhtemelen Batşuay Pedro birlikte oynattı. Batşuay Valencia ile de bitirdi. Ama genelde Valencia ile King'in özelliği solda da oynayabiliyorlar. Bu ikisi de solda oynayamayacağı için çift oynatıp kenarlarda İrfan ve Emre'nin bireysel becerilerini ve bir ceza ödül diye bir şey vardır ya bir ödül verdi. Kime verdi? Emre Mor'la Zayt'sa Perşembe gecesinden sonra formayı verdi hoca. Evet, UEFA gecesi Çıkarmadı mı oyundan? Çıkardı. Fakat sezona giderken Fenerbahçe 10 milyonu yakın çok ciddi bonservis ücretiyle İrfan Can'ı aldığında Pereira döneminde de hatta e, İsmail Uç döneminde de ve hatta hatta Cesus döneminde de İrfan Can eleştiri odağındaydı. Sebebi İrfan e, sadece teknik direktör olarak olmadığını, İrfan Can'dan olduğunu hocanın her türlü rotasyonda Altay ve Üçlü savunması işte Henrique olsun aynı şekilde Serdar Aziz Salahi olsun bunları bozmadığı gibi İrfan'ı da genelde kullanıyor. Bunun sebebi de İrfan. Emre'yi İrfan Can kadar kullanmıyor. Değil mi? Tabii. Ama İrfan Can'ı kullanmasının daha sebebi... Daha az rotasyona takılıyor daha doğrusu. Birkaç tane Ankara maçında attığı <laughs> sürpriz gol, bugün attığı gol, Rem maçındaki dönüşü falan. Asistleri. şimdi Flamengo ve Portekiz Ligi'nde genelde açık oynayan takımlara karşı ve iyi futbolcularla oynadığı için iyi futbolcuları da kulüpler böylesine iyi bir teknik direktörü verdikleri için de ligimizde bunun çok çok uygun bir teknik direktör. Çok neden farklı diyorum? 93. dakika 10 saniyede Batu Şuay sıfıra girdi, çıkardı. Yanlış anlama 5-2 maç. Bu arada Fenerbahçe Kadıköy'de 12 lig maçında 12 tane lig maçında, resmi maçta kombinesiyle maça giden bir Fenerbahçeli toplam 51 gol gördü. 51 gol karşılıklı da olsa. <laughs> Peki bu 12 maçta hiç ma e, Dinamo Kiev sezon başı dışında 1-0 1-0 mutlu olurdu. 5-4 4, 4 2lere mutlu olurdu. Yine bu arada 3 deplasman, deplasmanın, 5 deplasmanın 3'ü İstanbul e, İstanbulspor e, Kasımpaşa ve Eşiktaş. Beşiktaş o maçlarda da toplam 13 tane attı. Bir ma iki maçta da. 5 0-0, 5-2, 6-0. 51'e koy 13. Ü. Yani İstanbul'da Ortaköy'de bir çay iç, Etiler'de Fener'in maçı vardı. Git. 64, 64 mi? tane maç e, gol. O. Ha, i̇ptal edilenleri falan söylemiyorum. Ve bu arada da sakın ola ki de İhtiyaçlarının bir önce karşılan çünkü her an her saniye bir şey olabilir Fenerbahçe maçında. Kalkamazsın yani. Tabii ki Altay, Cesur ve Ali Bey'in söylediği gibi eleştirilmesin. Ren maçında zaten yediği gollerde problem yok. Fenerbahçe'nin kaleci sormak şimdi kolay değil. Altay da bir adapte adaptasyon dönemi geçiriyor. Çünkü bu oyuncular yıllardır bir kültürel alıştılar takım olarak Altay'da dair olmak set oynayan kompakt bir takımdan artık savunma arkasına atılan toplarla bugün aşağı yukarı resmi olarak 8 offset varsa gayri resmi 4-5 tane var. Bir de offset'e düşmeyen düşmediği için de golü bulan ikinci golü. İlk golde de hatırlarsan devre arasında rüzgara karşı evet, oynamanın evet, Çok Fenerbahçe tarzı iyi takımlar, yani pas yapan takımlar için avantajı olduğunu çok şiddetli değilse çünkü hani uzunla gitmez top veyahut da Kontrataklarda şimdi dikkatli olması lazım. Bir, iki, üçte düşer ama dördüncüde düşmeyebilir. Çünkü top altaya gitmeyebilir. Altay da yıllardır çizgi kalecisi olduğu için şimdi de bu savunma arkasına atılan toplarda çıkıp çıkmamakla ve çıktığı zaman iki tane penaltı yaptığı için de ya penaltı yapmasam mı yap, Tabii, yaparsam mı tedirginliği içerisindeki ilk yarıda ...bomboş bir pozisyona ki güvenli bir kalecidir Altay yumrukla vurdu. Bu hata hocanın, yapmamak için. hata yapmamak için. Bugün de her iki golde de mesela sezon başındaki güveni olmuş olsa belki de çıkacaktı ama o penaltılar geldi. Hep eleştiriler geldi. Çıkıp çıkmamakla ilgili karar verip geç karardan sonra çıktı ve yakalandı. içinde de yakalandı ve çalım yedi. Onun için de Fenerbahçe'nin hakikaten de çok uzun yıllar hiç de abartmayayım. Daha sezonunda dahil olmak üzere 88-89 sezonun bir örneğini izliyoruz bu yıl. Ve Dünya Kupası arası 12 Kasım'da kadar ikişer tane daha ligde maç oynanacak Murat. Şampiyonluktaki Başakşehir'i bir ayırıyorum ne olur ne olmaz bir o temkinli konuşuyorum. Bana göre en ciddi rakibi Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir anda <laughs> liglerin 13. haftası bittiğinde 13. haftası bittiğinde veya 14. 15. 14. haftası bittiğinde daha bayları olmayanlar evet. olacak. En yakın 3 büyükler Fener'in dışındaki Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray'ın minimum 5 ile 10 puan arasında fark olacağını düşünüyorum. Bu avantajda fikir sürüde gelen bir avantaj olarak değerlendirelim. Tamam. Antalya'sı, Kayserisi'ni İstanbul dışına az bitiren Galatasaray'ın maçları <laughs> eyvallah ama Fenerbahçe'nin de 5 evinde sadece iki kez İstanbul dışına çıkıp Ankara gücü ve Eskişehir'de Konya maçı İstanbul'daki 3 deplasman ama öylesine bir krediyle gelecek ki şöyle düşünelim geçen sene Trabzon <laughs> force etti ligi evet. ama bu yılki Adana Dibbe Spor'da tabi saygı duymak lazım helal olsun yani gerçi 2-0'dan 2 oldu ama iyi bir takımlar var ama Fenerbahçe Son yıllarda Ersun Yanal dönemi dahil olmak üzere milli maç arası yani 14. haftada en önemli 3 rakibinin bu 5 ile 10 puan arasında farkı oluşturmaması, oluşturacağını düşünüyorum. Çok büyük ihtimalle de oluşturacak. Hesaplarım da onu gösteriyor. Örneğin bu hafta Fenerbahçe 1-0 pazartesi kazanırsa Sivas maçını. Gelecek. 5 yaş Galatasaray maçı berabere dahil ise puan farkının 9 ve olacağını Yok 5 ve 6. İyi bakarsan. E, Fenerbahçe 29 olur. a doğru doğru. 7 ve 8. 7 ve 8. Evet. E, kaç puan geldi pek? hocam. Evet evet şimdi mesela Fenerbahçe, Fenerbahçe 20 29 20 oldu. Beşiktaş pardon ben gerim. 6 7. Evet Giresun'la oynuyor tekrar kendi evinde. Hı hı. Siz 14. Güzel, haftayı düşündünüz. 14. hafta. Ben dünya kupası arasından önce Fenerbahçe'nin ciddi bir kredi kazanacağını düşünüyorum. Tabii futbol öyle bir oyundur ki yani birkaç maç sallandığı zaman problem yaşayabilirsiniz. Ama şu anda Fenerbahçe için her şey yolunda gidiyor. <laughs> Hiçbir sağ dışı faktörlerden, hiç oralı biri olmadan sadece işini yapan bir teknik direktör, sadece işini yapan bir oyuncu grubu, asla kapris yapmaz değil, yapamaz durumdaki bir oyuncu grubu, farklı yetenekli oyuncular, Dura, bakın Fenerbahçe geriye düşüp yakalayıp geçtiği maçlar var. Öne geçip farka gittiği maçlar var. Öne geçip beraberliğe gelip tekrar öne geçtiği maçlar var. Oyunun son bölümünde 70'lerden sonra çok sayıda gol attığını baksınlar arkadaşlar. Çift tanelere gelmiştir 70'lerden sonra dahi. Hocam yani değil bu da oyun felsefesi, oyun anlayışından kaynaklanıyor. O yüzden de cami e, camia olarak hem işte kadınlarda önemli ilk kupayı alması, Euro Lig'de takımın basketbol takımının force etmesi, tabii futbol takımında. da her maça geçen yıldan kalan güvene bir de ekstra motivasyon ve ekstra iyon ve bol gollü bir sezon vaati Hakikaten de bugün ligimizdeki puan durumuna baktığımız zaman oyun olarak da karşılığında fazlasıyla hak ettiğini görüyoruz Fenerbahçe Oli, e, Bir daha verir misin yalkın puan durumunu orada bence en dikkat çekici rakam hocam artı 22 Avarajı mı? bakan e, bakar evet, mısınız? Evet, yani? evet artı 22'lik bir avarajı var. İşte en bir, yakın artı onla Adana Demirspor. Şöyle, <laughs> müthiş bir avaraj. İşte 88 89'la ilgili ve biz böyle bir sezon başlangıcı yapmamıştık. Daha sonra daha fazla da. maç kazanmıştık. Hatta ligin bu aralarında Beşiktaş'ı kaybedip bir daha maç kaybetmemiştik. Hep üstte maç kazanmıştık. Ve bir maç mağlubiyetimiz vardı. O da sezonun ilk yarısının ortalarına doğru Beşiktaş'a kaybetmiştik. Bundan sonra da iki beraberlik mi aldık? gerisini Galatasaray Ankara'yı hep farklı kazandık. Böyle bir e, hava oluştu. Yani en korkutucu da şöyle düşünün. Rakam bu rakipler ben. için bence. Ben biliyorum ki Fransa'da özellikle Katar sermayesini geçmeden önceki durum farklı. Lyon 7 yıl falan şampiyon olmuştu üstte işte ama Paris Saint-Germain'den sonra zaman zaman Lyon, zaman zaman Lille, zaman zaman Marsilya, zaman zaman i̇şte Ren gibi takımlar ama uçurum var aralarında. Tabii. Ama her şeye rağmen Rennes Sadece forvetlerini, yani 30'lar milyon Euro'luk oyuncu olduğunu düşünecek olursak... Saint Germain'in şeyin Ren'in. Ben, ben Cessus'un yalancısıyım. Cessus söyledi, 30 milyon Euro'luk oyuncular dedi bir tanesi. Şu andaki, ben, ben şampiyon olduğunu Şu andaki, oldu andakinden diyorum, Ren'den. Okay. Şöyle, hatta <laughs> kimi de alacaklar, adı Napoli'ye gitti. Ee, 80 dakikada Fenerbahçe 5 gol attı. 2 maçta Avrupa takımına karşı 2 0 geriye düştüğü maçı, Perez sakatlarında sonra dörtlüye dönüp 2-2'ye iki getirdi. Hoş 10 kişide kasta. Kişi de Bugün de bu haftada 3-0 iken 45'te bulup 3'e getirdi maçı. Bunlar kolay işler değil. Türkiye Ligi'nde zaman zaman yakalarsınız 3'lük'ü. Ama e, renk gibi takımlara karşı 2 e, maçta da 2-0'dan 2-2'ye gelmek yani 0-2'den 0-3'den 3'lük'e gelmek de ancak bu tip teknik direktörlerle olur benim için üç, üçüde de bir, de bir diyen bir teknik direktörle yüz yüze e geldik. Ve bana göre en az farklı kazandıkları yani bir sıfır kazandıkları maçta bu maçta 5 atan Cesus'un veya da 6 Kasım Paşa'yı atan Cesus'un veya Adana Demirspor gibi bir takımı dört yani yenen çok Başakşehir Hiç. maçında rakibiye göre oyun formatını ve oyuncu formatının değişikliğini gördüm. Ha dedim bu çılgınlık yapı çok ya. çok çılgın değil. Öyle yok dedi. <laughs> Bugün de aynı şekilde 5 2 iken salaya gel arkaya doğru. Niye sen uzaklarda duruyorsun muhtemel top. Detaycı olduğunu gördüm. Geçen haftaki Santra'dan başlangıcını. Ben antrenmanlarını da televizyondan izleme şansım oluyor. Birlikte koşmaya çalışıyor oyuncularla. Ve oyuncuların antrenman ciddiyetini çok iyi görüyorum. Toprağı bol olsun. Ben Fenerbahçe'de oynarken Çernay'a bir teknik direktörüm kısa, kısa bir, aşağı. dönem, kısa bir dönem kalmıştı. Macar asıllı artık Alman mıydı? Öyle galiba. Çok disiplinli bir hocaydı. Bak yemin ediyorum ilk bana hoca hayi. Ya Abdülkerim'le şakalaşamıyor da gülemiyorsun dahi. Bir buçuk saat acayip böyle bir konsantrasyon, yüksek bir antrenman. Antrenman şeyin ciddiyetine çok inanan bir teknik adamdı. Kesin antrenmanları söylüyorum. Aynı şekilde bir de şu var. Oynamayan oyuncu mutsuzdur. Eyvallah ama mutsuz seni bırakmıyor. Tam zayıtısı kaybetmek üzereyken tekrar kazanıyor. Ki Kres boyu kaybetmek üzereyken Kres boyu kazanıyor. ara da birkaç baş ben aldım halde diyor oynamayabilirsin diyor. İrfan Can'a diyor ki bak senin 180 kilometre araban var ne işle 100 ile gidiyorsun diyor oynam otur burada diyor. Ta sen en azından 160 yaparsan diyor ki bana göre hala 180 de değil. Onun için de onun üzerinden 7'lik 8'lik takımı bugün taraftarın sevgilisi Arda'yı ile Oynatmıyor yani hoca şimdi. Skora rağmen de oynatmıyor. Ve nerede sokuyor? 3-1 rem maçında sokuyor. Neden sokuyor? 3 tane soktuğu oyuncu da sürpriz oyuncular. Sürpriz iş gol atabilir kim? Zayt. Sürpriz çalma atabilir Emre. Aha, evet, attı zaten beraber. Kapalı defansı yeteneğiyle <laughs> daha az koşarak kendi tabiriyle fizik olarak ki doğru. Fizik olarak daha güçlü olmayan bir oyuncuyu sen nasıl olsa bugün 70 metre koşmayacaksın gel problem çöz diye bakın İstanbul spor maçında oyuna sokmuyor 4-2'ye 5-2'ye rağmen Rem maçında oyuna sokuyor bazen şu değişikliği şöyle yapar teknik adamlar ben ne yapayım işte Arda'yı da bak kazanayım 3 bir maçta gitti gibi sokma doğru o bazen yalandan oyuncu sokarlar genç orada öyle yapmadı dedi ki bana çe çevirebilme ihtimalini Ren'e karşı görüyor Bakın başka Kasımpaşa, mesela bir takıma karşı görmüyor Kasımpaşa, maçında iki gol attı ayrı. Ee, Konya maçında belki de hiç sokmamıştır o bilemiyorum. Karagümrük maçı soktu mu oyuna? İşte hatırlayamadım sana. Evet, yani... E, Arda, Esas hocam şey için Arda, Arda. değil mi? Şimdi Arda, Emre, Zayt oyuna soktuğu üç oyuncu, bugün ideal 11 yapalım, hiç kimsenin on çıkmaz bu üçü. Cessus'un kafasındaki ilk ideal bir tek maçı olsa bunları üçünün birden oynatmayabilir. Ama problemi çözmesi gereken maçı rem maçında kullanıyor. Bunlar önemlidir. Neden? Bu Arda konusunda beni şeyde şaşırttı hocam. Katılacak mısın bilmiyorum. Larnaka deplasmanında ilk 11 başlattı. Yani ay şu açıdan. Bir de Çek Cumhuriyeti'nde o, işte. o, O ayrı. Evet. Oradaki evet. atmosfer öyle. Burada evet. bir düşmanca bir atmosfer var. Gergin yani şeyi bile UEFA bile özel önlem alıyor. Yani bu maçın kritik olduğunu düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. 17 yaşında çocuğu Evet. Orada atıyor sahaya mesela. Evet. i̇lk yani maçta mesela atsa şaşırmam 11'de Şimdi, ama orada kullanıyor. Tabii mesela. ki ben de biliyorum ki mesela İsmail Bey'de onu oynatmadı 11'de. Hatta Trabzon maçına tam oynar sokacaktı. Bir 1e raya için haklı olarak kendi bekledi. dedi. Şimdi aslında mutlaka Arda'yı da kullanacağı fark yarattığı maçlar olacaktır. Çünkü kontratı da biraz sıkıntılı. Belli dakika oynarsa 5 milyon euro. işte bilmem, serbest kalma, bedeli. serbest kalma bedeli o dakikayı aşarsa 17,5 milyon gibi çok yetenekli bir oyuncuyu fıt diye gider elinden. O yüzden onu göre mutlaka e, davranacaktır. Tabii e, oyuncuların da bunu söyledim rotasyonunu yaparken bugün oynamazsam yarın oynayacağım bilinçinde. Valerian İsmail Cenk ilişkisini düşündüğümüz zaman oynamayacağını bilen Cenk'in siniri ve motivasyonuyla oynama ihtimalinin artık geldiğini düşünen bir Cenk'in farkı, sanası, farkı görüyoruz. Ki %100'de 90 dakika hazır olmamasına rağmen bir oyuncudan bahsediyoruz. O aynı şeyler Fenerbahçe takımının tamamı içinde de bu geçerli. Yine ne diyor ama iyi kulüp iyi teknik direktördür Murat'cığım. <laughs> Cesus'un çok farklı bir karakter olduğunu biliyoruz. Çok, de, çok önemli bir eğitici olduğunu da görüyoruz. Önemli bir farklı bir oyun anlayışının olduğunu da biliyoruz. Ama ona sunulan imkanında herkesin Ağzının soluyla aktığının farkındayız da. Bunu da böyle görmek lazım. Üç kişi gir, üç kişilik falan. Bu dönem uzun yıllardır Fenerbahçe'de olan bir dönem değildi. Belki başkanın da etkisi vardır ama dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Maçın sonunda Altay'a bir sevgi gösterisi vardı. Ki bugün bence e, eleştiriye daha yatkın bir performansı var hafta arasına göre. Evet, öncelikle de Cesus'un daha tabii, sonra Ali Bey'in evet. açıklamaları tabii <laughs> önemli etken oldu. Ama futbol öyle bir oyundur ki ben yine de e, bugün önce bir hafif bir uğultu oldu. Ondan sonra toparladı. Seyircinin e, Sayın Ali Koç'un dediği gibi hani bizim yapacağımız bir şey yok. Diğer seyirci grubunun bu işe Tabii, bertaraf etmesi kardeşim. gerekiyor demesi lazım dedi. Ama seyirci profilimiz artık değişti bizim. Yani sadece Fenerbahçe'nin genelde oyuncu üzerinden e, başarısızlıklarda Hatta bazen başarılıyken bakın Ümit Özal çok iyi futbolcuydu. Çok iyi geçirdiği bir sezonda maça gidiyordum. Ben benim şeyim kombinem maraton altta. Yahu arkadaş soldan gidiyor bindiriyor bin defa. Önde de olsan geri de olsan devamında onunla gidip gelen uğraşan vardı tamam mı? Bazen de öyle oluyor. Özellikle futbolcunun yüzü eskidiği zaman ilk gelenleri değil eskiden kalanlara pek sallarlar. E, bizim Avrupa'daki taraftar kültürümüz de tabii farklı. Ama şu anda... Ama orada ben çok anda, üzüldüm hocam. Fenerbahçe camiası da çok kenetlenmiş durumda. Onun farkındayız. Onun dışında tabii Galatasaray'ın da güçlü bir kadrosu. Her şey ben Mayıs'a kadar bu işin devam edeceğini düşünüyordum biliyorsun. Bu düşüncem devam ediyor. Fakat burada bu düşüncemin değişmesi için Fenerbahçe'nin çok yüksek performansı kadar diğer kulüplerin bu Dünya Kupası arasında ciddi puan farkıyla gelirse Fenerbahçe'den çok rakiplerinin özellikle kafa olarak geçtiğimiz gibi yaşananlar tablo oluşabilir diye görüyorum. Tecrübem onu söylüyor. Ama söylediğim gibi birazcık mental yorgunluğu olan oyuncuyu bırakın fiziksel alternatif bol olduğu için hiç de acımıyor hocada. En ufak bizim bilemediğimiz Antrenmanları bilmiyor. Mesela ben Kasımpaşa maçında Arda ile ilgili sistem edeceğini izlerken tecrübeme dayanarak söyledim. Hemen söyledim. Söyledi aynı şekilde. Fakat ilk haftada cümlem şuydu. Gül'ü seven dikenine katlanır. Gül 5, diken 2. Veya 4, 3. 4, 3, 5, 4. Yalnız ilk hafta söylediğiniz bir şey daha var. Sezonun en önemli transferlerinden biri Batşuay'ı demiştiniz. Şöyle geçen sene de söyledim. Ben Bugün 3 bu, gol de, bir asist. Şöyle bonservisiyle alındı. <laughs> özellikle söylüyorum. Çünkü Ener Valencia'nın üzerine Pedro ve şey geldi. E, King geldi. Bu tip şeyler <laughs> geldi. Ama Beşiktaş'tan beri e, Beşiktaş'ta çok e, haksızca eleştirildiğini görüyorum. Çünkü hep şunu düşünürüm ben Santrforlar'da, Forvet oyuncularında. Benim de prensimdir o. Ve öğrenmişimdir. Öğrenmek ayıp değildir. da hep anlatırım. Kulağıma da hep küp olmuştur. Gol pozisyonuna girmeyen Forvet'le... Girip kaçıyor. Affedersin işte eşek arasında fark yoktur demişti. Şey, e, rahmetli Candan Taran. Onu neden demişti biliyor musun? Ben orta saha oyuncusuydum. E, beni izlemeyenler için söyleyeyim. iyi bir orta saha iç oyuncusuydum. Fakat bu teknik kapasitem, oyun zekamın süratim ve çabukluğum olduğu için de... Can dedi ki ya dedi sen kaç yaşına geldin dedi. Normalde sen inanılmaz bir hücum oyuncu, serbest oyuncu olursun dedi. Hakikaten mi ya hocam dedim. Evet dedi. Attı beni öne. Attı da kaçırıyorum hep. Karşı karşıya hop sarı yerde kaçırıyorum. Ama moralim bozuluyor. Gel gel dedi. Bu lafı etti bana. Bu lafı sadece bana etmedi. Bütün takımın içinde de söyledi. Bat şu 14 kur attı. 24 tane kaçırdı Beşiktaş'ta. 30 tane kaçırdı. Ama Oralarda oluyordu ki Valerian İsmail'den sonra biraz yedeğe falan düşmeye başladı. O da fizik olarak kaybetmişti. Yine de benim için klas olarak hani Ener Valencia bunların hepsinden üstün oyuncu. Hı. Klas oyuncu. Ama yaş farkı var <laughs> aralarında. Bon servisiyle alındığı için de hani 5 yaşlı dostlar yanlış anlamasın bu cümlemi. 5 yaşının yerine olsam bırakmam. Ama almayacaklar. almayacaklarsa Fenerbahçe'nin yerine olsam alırım diye ben sürekli bunu söylüyordum. Bu yıl kiralık olarak alınmış olsa istemezdim. Ama bonservisiyle geldiği için ki Bitecekti çok büyük bu büyük şey da değil. Hani, tabii tabii bitiyordu e, Ne gidecek oyuncudan bahsediyoruz. Tabii. Ben yine de Valencia'nın çok daha farklı oyuncu olduğunu ortalamada yani maç oynaması ortalamasında da gol kralının birinci adayı olduğunu düşünüyorum. Bugün de attı gol. Zaten dördüncü golde Batshuayi Valencia'ya, beşinci golde Valencia Batshuayi. Batshuayi çok kritik. <laughs> Puanlar getirdi, son dakika öne attığı Avrupa evet. maçı mıydı üst evet, evet evet evet. Yinelikte aynı şekilde e, bu teknik direktörlük söylüyoruz ya işte. Mesela Gazze'de aynı problemleri yaşıyor. E, Fenerbahçe'nin bir sportif direktöre, menajere, futbol şube sorumlusuna bir ihtiyaç durumunda yok. Çünkü her şeyi yapabilen bir figür var. E, her şeyden önce beni sevmeyin, sayın diyen bir teknik direktör var. Sevmek senin kendi elindedir. Ama saymak zorunluluğun vardır. O yüzden de... Bir de şöyle, piyasası çok olan birisi. Tabii. Çok yüksek. Yani, her zaman. Tabii canım. Ben gidiyorum dese seneye her yere gidebilecek bir teknik direktör. Fenerbahçe için bir şanstır, cesur. Ee, doğru bir şeydir. Çünkü görebiliyoruz bunu. Başakşehir maçında özellikle teknik olarak çok ümitlendim. Ee, ama... Onun dışında da maçların bir de en önemli şey ne biliyor musun? Hep anlatırdım. Geriye düşerdik. Konya'da geriye düştük. Eskişehir'de geriye düştük. Santra yapardık. Aykut derdim rahat ol 5 olur diyordum. O zaman da yorumculuk yapıyordum aslında. <laughs> Sağ içi yorumculuk. Sağ içinde. Şimdi birkaç kez 2-0'dan 2-2'ye gelip 3-0'dan 3'e gelip bir rakip ren olmasına Güzel, tavan yaptı. O yüzden bu <laughs> taraftarda da öyle. Dün gibi hatırlıyorum. 3-0 geride bitirdik Galatasaray maçını. Aynen unutulmaz o maç. Soyunmasına giderken Allah Allah. Yani fener ya. fener diye bağırıyor fena başlayabilse. Şey. Biz inanmıyorduk. Ama o güne kadar gösterdiğimiz işte 2-0, 2-1'den 7-2'ye getiriyoruz. Biz 1-0 iken 5-1'e getiriyoruz. 6-1'e Malatya maçını falan. Ama, ama Ulan... o maçta çok da kaçırmıştınız. Şimdi, şimdi. ama Galatasaray'da 5-6 e bunun. Olabilirdi tabii. İkinci yarıda da 5-6 e yaparlardı. O ayda her hı. zaman denk gelmiyor öyle. Ama bize o kadar güvenli çıktık ki ki Oğuz da sakatlanıp çıkmıştı maçtan. Yani o güveni bize e, ve taraftara daha doğrusu biz verdik. Bugün Fenerbahçe haftaya Sivas maçını 2-0 geride girsin. Şimdi bak biraz 45 önce... kişi yine Fenerbahçe. Hocam e demin söylemek istediğim 6 ay konusunda oydu. 0-3 olunca bir linç şeyi başlıyor insanlar. Sıfır hata bir, hata bir şey gollerde, arıyor yani. 0 atar gollerde bir de. Bence de. Evet. Ya. Yani, bu arada tabii golleri... Sadece Fenerbahçe de... taraftarı için söylemiyorum. Türk futbol e, seyircisi profili için söylüyorum. Hemen sosyal medyanın da etkisi olabilir bunu da. bilemiyorum. Çok e, takip etmediğim için. Hemen bir linç, bir şey arıyorlar. Yani birine bu şeyi yüklememiz lazım. Orada Altay tercih edildi. Bu arada Fenerbahçe'nin yani tarihin en iyi sezonlarından birini geçirdi. Hocam yani 22 tarım, resmi ha? maç yanılıyorsam Cem tamam, Düzelsin. 56 gol, 22 resmi maç. Bu, 56 Ali Bey bunu güncel olarak yorumladı. Dilleri <laughs> yaptırıyor olabilir anlamında çıkacak. Ama bu eskiden bir biraz önce Mütözat örneği. Daha da eskilerden Hakan Tecimer örneği. Galatasaray'a, Beşiktaş'a geldiğimiz zaman da bu tip örneklerle karşılaştığımız oluyor. Bizim taraftarımızın e, coşkusunun dışında bir de böyle durumlar oluyor. E, maalesef. Ama bunu kaldırabilecek oyuncu lazım. Tabii şimdi Cesuz'un söylemesiyle uyarıyı bugünkü taraftarın olumlu yöndeki dönüşünün Tabii. başka bir teknik direktörün söylemesi farklı bir şey. Farklı olur. Cesun tabi söyledikleri artık şimdi Fenerbahçe içinde taraftar içinde yönlendirici bir lider olarak görüyoruz. Karşımda. Benim üzüldüğüm bir konu da yani bir oyuncuyu ısıtlayabilirsin işte İspanyollar mendil sallar onlar yuhlar onlar bunlar ısı ama orada bir alay şeyi vardı o kırıcı. Şimdi evet anlatabiliyor muyum? O ben üzücü. mesela açık söyleyeyim o maçı totemlerle dolu geçirdim ben. Hatta 3-2 iken gittim diziyi açtım. Salondaydı eşçi salon salondaydı. Vallahi hiç yapmamıyor sakinimdir. Mutfağa gittim mutfakta açtım televizyonu şeyi dizi seyrediyorum. Aradım 76 açayım dedim fena başta. Aa 3 üç olmuş. Döndüm. Ya döndüm. Yok toteme Aa, döndüm. Iyi, Bir sefer kapattım dizi de hiç yapmadım. Maç bitiminin 15 dakika sonra Ertaş aradım bizim. Ka kanaldadır diye Mehmet'i. Aa baktım gürültülü statta. Aa dördüncü mü attık Mehmet dedim. Yok yok bitti ama insan, yani çok mutlu. Tabii kazanmış insan. kadar evet, mutlu kazanmış oldu kadar diye. Ee, bu önemli tabii. Bu geri dönüşler önemli. O Fenerbahçe televizyondaki o genç arkadaşlarım yorucu da olsa hem basketbol hem şey maçlarındaki dışarıdaki yani bu kulüp futbol güzel bir oyun. Ya. Yani bizim hayatımız o. Bugün sabah seans, sabah dışarı çıktığım zaman baktım Beşiktaş taraftarların böyle Tabii hava Küçükler da formalarını giymişler. Veya Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın maçları varken işte ben buradaki de çok atmosfer çok gittiğim kafelere falan bakıyorum ki hepsi yemeğini yiyorlar muhabbetler. Tabii cuma var. akşamı Fenerbahçelerinde Fenerbahçelilerin <laughs> de son mutlu olduğunu görüyorum özel hayatlarında. E futbol tabii hayatımızın bir parçası. Keyfi. O yüzden de, tabii keyfi. hep keyfi olsun. Yoksa olmuş. Fenerbahçe işte şu laftan çok rahatsız oluyorum. Bu yıl Fener'i şampiyon yapacaklar. Veya bu yıl Beşiktaş şampiyon yapacaklar. Diye çok duyarsın bunları. Trabzon yapacaklar. Tra öbür sene Galatasaray yapacaklar. Bu sene Fenerbahçe yapacaklar. Bunu diye diye 8 sene geçti. <laughs> Rıdvan Dilmen sezon oldu. <laughs> Yok öbür sezon oldu. Fener'i şampiyon. Evet belli. Ya Fener'i şampiyon yapacaklar demek. Şu istesliğe saygısızlık demek. <laughs> Batşuay gelmiş. Bakalım o maçın yıldızı. Ne <laughs> Neler söylemiş. Verelim arkadaşlar. E, bugün Üç golü bir asisti var ve yani. Ama başka bir, bir şey daha söyleyeceğim. Tabii biraz daha gençlerimizde pozitif yönde bazı değişiklikler görüyorum. Ben hafta içerisinde çok uzun zamandır konferanslara gidemiyordum. Pandemi rahatsızlıklar şunlar bunlar. Fatih Sultan Üniversitesi'nde işte hukuk fakültesine gittim. Spor hukuku okuyan dönemin takım kurulu başkanı Murat Bey' çağırmıştı. Şu anda disiplin kurulundan bir hocamız, eski e, kurullarda çalışan profesörler falan da vardı. Ya o gençler pırıl pırıl. Hani ne bekliyordum ben bundan yıllar önce Fener şampiyon olur mu, Galatasaray olur mu? Yani sorular böyle. Bunlar falan geçmişler. Çok Başka sorumlu. benim de cevap veremediğim böyle ilginç sorular Detay sordular. Sorular. Türk sporunun gelişimi için şuydu vesaire bir sürü sosyal olarak sorulara sordular. Bu da önemli bir gelişme diye görüyorum ben. İnşallah tribün portresi de e, oraya doğru evrilir. Tamam. Etkili bir performans ortaya koyduk. Hafta içi antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz. Bunun meyvesini alıyoruz. Beş buçuk yıl sonra hat-trick yaptığım için de çok mutluyum. Asist yapınca da mutlu oluyorum. Mental ve fiziksel olarak hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Şimdi Larnaka e, maçında Fenerbahçe iki penaltı kazandı. Değil mi? Evet. Penaltıyı Batu Şahin'e gol yaptı. Diğer Bal penaltıyı Valencia'ya Valencia bıraktı. O da kaçırdı değil mi? Kaçırdı. Bu önemli. Ee, Ekvator'da penaltı kaçırdı. şey e, ne, kolom, nereye Ek yani. Orada penaltı kaçırdı hafta içi. Geldi. Yine de onu attırdı Fenerbahçeliler. Sen attı. diye. Fenerbahç formasıyla da kaçırdı. Sonra yine at dediler. Bunları da aşmış durumda Fenerbahçe. Bu çok önemli yani bunlar. Sezonun en kritik penaltısını Kiev'e karşı kaçırdı hocam. Yani normalde affedilmez... Evet bir e, penaltı şeyi kaçırması belki Şampiyonlar Ligi'nde olacak yani, ama işte var. geldik Şöyle 11 ya. maç 11 gol hocam. Şöyle. Bu arada Valencia demişken ona da bir parantez evet. 11 maç 11 gol. F ya, farklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Ener Valencia geçen sene İsmail Hoca zamanında oynamadı bilmiyorum. Niye oynamadı? Bana göre Fenerbahçe'nin <laughs> geçen sene öyle buyurduğu ve Ferdi bir kenara ayırıyorum. Hala potansiyel olan o say bak potansiyeli de çok fazla bir oyuncudan bahsediyoruz. Sadece son kararlarını doğru vermiyor. Bu gelişimi gelişmemiz zor olur ama önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, o yüzden de bu hocayla gelişmezse hiçbir zaman gelişmez. Bugün atılan yani iki kez Fenerbahçe iki farklı öne geçti. İkisinde de yakalandı. 2-1'e ve 3-2'ye yakalandı ama dördüncü gol öncesi veya beşinci gol öncesinde de müthiş bir Ferdi'nin önde baskıyla top aldığını evet, evet. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde de Arao'nun gelip baskıyla Bas. aldığını da gördük. Bu da e, Crespo yapıyor zaman zaman Crespo. Tabii Crespo e, 3-3'e öldürü, getiren golü attı. O, bir de öldürücü pas tabii, attı yani evet. Emre'ye pası o verdi değil evet. mi? Yanlış hatırlamıyorum hafta arası. Bugün de son e, golde pası Evet. Yani e, maçında, ren maçında, ren evet. maçında bastı aldı Emre'ye verdi. Valla Emre... sen gördün ben göremedim o yüzden. Ha, ufak pardon <laughs> doğru seyretmemişsiniz. Ne kadar süremiz kaldı? 2-2,5 ee, iki, iki, dakika o zaman hocam bir sorum daha var. Tabii. Biraz önce aklıma takıldı. Fenerbahçe için bu 14. haftaya bu puan farkıyla girdi sonraki fikstür bu yorumları yaptınız ama bu 40 günlük ara nasıl yansır? Çünkü sanıyorum en fazla uluslararası oyuncu ıı, da Fenerbahçe'den gidecek. Bu sadece Fenerbahçe için değil ama bu Fenerbahçe'nin Uluslararası Dünya Kupası'na gidecek çok oyuncusu var diyorsun. Bu önemli bir detay olarak görüyorum. Ee, bugün dünya futbolu hiç karşılaşmadığı bir olayla karşı karşıya geliyor. Her şey olabilir yani. Herkese ya kötü. Herkes, ben onun için <laughs> puan farkının bilincinde oyuncular. Cetsuz da bunun bilincinde olarak görüyorum. Yani buraya ben öncelikli rakiplerin minimum 5 önünde gireyim ki göç olur güç olur dünya kupası arası var ama Vacquain de söylediği gibi Fenerbahçe'nin iyi antre olduğunu görüyorum. Yani sadece bunu bir oyun taktik olarak görmemek gerekiyor. Fizik kapasitesi olarak da bir de şu da önemli, ekonomik yapı da önemli. Ödemelerin doğru olması lazım, şu olması lazım. Kafaların oku mental dediği de o herhalde. O. Ama e, bir şey daha var. İlk kez Ali Bey zamanında böyle bir durumla karşılaşıldığı için devre arası da baktı ki şey hani o riski yine alabilir. Çünkü görüyoruz ki Türkiye'de de bu ekonomik olarak planlamalarda bir hani bir tolere edildi takımlar diye görüyor. Rahatladı. Rahatladıktan çok tabi gelirler artıyor ama limitle limit bu federasyon bir esnek bıraktı belki tabii de. Tabii hocam ilk kaçtı hatırlasanız ha. 15 %15'ten 25 oldu, 30 oldu, 40'a geldi. Bu sene Fenerbahçe'nin, yani onu söylemek istiyorum. Bu <laughs> Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı bu yıl Galatasaray şampiyon yapacaklar, şampiyonu yapacaklar. O zaman UEFA'da Fenerbahçe Avrupa Ligi şampiyonu yapacak. Yani orada da lider durumda şu anda. Onun için emeğe saygı duymak lazım. Ee, Sezon sonuna kadar bu yarış devam edecektir. Ama şu anda oyun olarak da, hava olarak da avantajlı durumda. Ona, rakamlar, olarak da rakamlar da olacak. Rakamlar da söylüyor. thank you